Sayın seyirciler, bir rüya daha gerçek oldu. Türkiye'nin ilk yerli yolcu uçağı için kritik bir viraj daha dönüldü. Uçaklardan ilki 2019 yılında Türkiye semalarında yolcu taşıyacak. Dışa bağımlı olunmayacağı için bilet fiyatları ucuzlayacak. Havacılıkta tarihi bir adım atıldı. Türkiye ilk yerli uçak için mutlu sona yaklaştı. Adları TRJ-328 ve TRJ-628. 2019'dan itibaren göklerde Türk bayrağıyla onlar yolcu taşıyacak. Gökyüzünde yepyeni rotalar çizmeye hazırlanıyoruz. 2002 yılında atılmıştı ilk adım. Türk mühendisler ilk yerli uçağı yapmak için kolları sıvadı. Uçakların tasarımı ve teknik altyapısı tamamlandı. O gökyüzünde bir Türk. Her şeyde en iyi olmayı aklına koyan Türk milletinin en yeni başarısı. Göklerde bir Türk sloganıyla ilk kez gün yüzüne çıktı uçaklar. Tanıtım toplantısına Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı. Sadece yolcu uçağı olarak değil, askeri nakliye uçağı olarak, VIP uçağı olarak, ambulans uçağı olarak da kullanabilecek kapasitede. Hedeflerini açıkladı Başbakan. Artık Türkiye dışarıya bağımlı olmayacak dedi. Türkiye silah alan, uçak alan, tren alan veya teknoloji almak zorunda kalan bir ülke olma kategorisinden çıkıp bir kaynak ülke haline gelecek. Konuşmaların ardından ilk yerli uçak için kritik viraj geçildi, imzalar atıldı. İlk yerli uçaklar yüksek teknolojiye sahip olacak, zorlu şartlarda iniş yapabilecek. TRJ-328 32 yolcu, TRJ-628 ise 70 yolcu kapasiteli olacak. İlk etapta 50 uçak üretilecek, ardından dünyaya ihraç edilecek. Bu uçaklar hizmete girdiğinde bilet fiyatları ucuzlayacak. Yeni uçaklarımızın en büyük özelliklerinden biri olan çapraz uçuşlarla istediğiniz her yer, istediğiniz yakınlığa kavuşuyor. Yerli uçakların tanıtımı için özellikle 27 Mayıs günü seçildi. Aslında Türkiye 71 sene önce bugün ilk yerli uçağını yapmıştı. İş adamı Nuri Demirağ tarafından yapılan 6 kişilik yolcu uçağı İstanbul'dan Ankara'ya başarılı bir uçuş gerçekleştirdi. Dünyanın gözü o uçaktaydı. A sınıf kategorisine alındı. Türkiye'nin ilk milli otomobili olan devrimin yaşadığı akıbet ilk milli uçağın başına da geldi. Türk Hava Kurumu uçak için sipariş verdiği bir kez daha test uçuşu yapılması istendi. Teslimat öncesi son uçuşta uçak çevredeki hayvanlar havaalanına girmesin diye piste açılan hendeğe düştü. Sipariş iptal edildi, uçakların yurt dışına satılmaması için kanun bile çıkartıldı. Durduranların hem Türkiye ülke içinde hem de ülke dışında bağlantıları vardı. Nuri Demirağ test uçuşlarının yeniden yapılması için birkaç kez Cumhurbaşkanı İnönü'ye mektup yazdı. Ancak hiçbirinden cevap alamadı. Sipariş gelmeyince uçak fabrikası kapandı. Üretilen uçakların bir kısmı Hollanda'ya gönderildi. Onlar engeller, AK Parti yapar. 71 sene sonra Türkiye tekrar adım attı. Türk mühendislerinin yapacağı uçakların ilki 2019'da yolcu taşıyacak. 70 yolcu kapasiteli milli bölgesel yolcu uçağı TRJ-628 ise 2023'te uçuşa başlayacak. Milletimizin 7 Haziran'da vereceği destekle inşallah bütün bu projeler tayin edilen vakitte mutlaka hayata geçirilecek.